Selamun aleyküm. Ben Hatice Darendeli. 1955 doğumluyum. Mehmet Sabri Selçuk'un kızıyım. Şahinkaya köyünde doğdum. Üçüncü sınıfa kadar burada okula gittim. Ondan sonra Kırıkan'a gittik. Okulumuz Lazgıran'daydı. Okulumuz iki sınıf idi. Birler, ikiler, üçler bir sınıfta. Dörtler, beşler bir sınıfta. Benim öğretmenimin ismi Alay Balcık. Bacanlıydı. Numaram 21 idi. Ben 3. sınıftan 5. sınıfa gider şiir okurdum. Şimdi okuyayım sana o şiirim. 23 Nisan, bugün 23 Nisan toplandı bütün vatan. Millet meclisimizde Atatürk oldu başkan. Topladı hasta yurdu, Yılmaz biz bir ordu kurdu. Türk'ün al sancağını dünyalara duyurdu. O birini de okuyayım dur. Cumhuriyet, tek dileğim hürriyet. 29 Ekim'de ancak hur oldu millet. Yiğitler ülkesinde bir güneş gibi doğdu. Baştan başa yurdumu ışıklarla doldu. Bu şiirler aklımda kaldı. Okuldan da hurmalığa giderdik. Orada okul, bayram günleri hurmalığa alıp giderdi bize öğretmen. Hep yani sınıfça. Arkadaşlarım hepsini bilirim. Şerife Kama, Resmiye Aldıncı, Müsemma Adaman, Ulviye Ayan, Hava, ismi Hava ama soyadını unuttum. Hava. Erkeklerden de Kamil Behlivanoğlu, Nevzat Tiryaki, Ahmet Şahin, İhsan Şahin, bu gözlüklü var ya tufanlarda, İhsan Şahin, Hularun İlyas, o Kıbrıs'ta sancak bayrağını o dikti, Kıbrıs Harbi'nde. O Hularun İlyas dikti yani. Ondan sonra Basri Ayan da orada askerlik yaptı Kıbrıs'ta. O da sınıf arkadaşımız Basri Ayan, orada askerlik yaptı. O zaman bayrak radyosu vardı, oradan istekler çıkardı. Kışlalar doldu bugün, doldu boşandı bugün. Gel kardeş görüşelim, ayrılık oldu bugün. Onlar oradan istek yapardı, biz dinlerdik Kırıkan'da. Ondan ne çok arkadaşlarım vardı. Ne ha, onu anlatayım, dur şimdi. Şimdi okula ben, rahmetli Sezai Ayan, Basri Ayan, Uçumuz. Ha, Uçumuz bir daha o şey, Kencali'nin İbrahim ama onlar beşteydi. Bir gün çok kar yağış, gittik okula. Okula gittik, gelirken Kamilların Behlevan'ın evi var. Bir de amcasının evi, ikisi yan yana dur. Bu Baros'tan görünür ora. Görünürdü o zaman. O yoldan aşağı düştük. Böyle çıkmak için uğraşıyorum. Nasıl kar? O rahmetli Gülzade hala bizi oradan geldi çıkardı. Gülzade hala Nazlı'nın Şişko'nun anası. Nazlı, Selahattin Ayan'ın karısının anası. O bizi oradan çıkarttı. Gelirdi eve, isitti, kuruttu. O Kamillerden aşağı indik o Bayros'a da öyle çıktık okula. O bir yollar kabaliydi. O da aklımda kaldı. Babam ile biz her sene okul tatilinde Trabzon'a giderdik. Babam orada, hayır, Vatan Oteli'nde çalışırdı babam. Vatan Oteli'nde çalışırdı. Biz her sene 15 tatilde bizi Mehmet Ozdaş oraya alıp giderdi. Mehmet Ozdaş'ı benim babam okuttu. Öğretmen diyor, öğretmen yaptı onu bizim Trabzon'da okuttu. Bizi her sene oraya alıp giderdi kardeşim. Orada babam niye durur, üçürürdü bizi, gezdirirdi bizi. Bir sefer orada kayboldum. Bu Mehmet Derzi oradaydı. O beni buldu getirdi. Çıktım odele gittim, bir daha evi bulamadım. Halbuki yazlarda okuya okuya gittim. Bak o da aklımda. Bulamadım daha evi, kayboldu. Bizim yaylamız, mezremiz Yakrop'daydı. Gittik oraya zaten seninle. Orada ben annemden hiç ayrılmazdım anamdan. Anam nereye giderse onunla beraber giderdim. Anam keserdi. Gece kadar namaz kılardı. Yani onları hatırlıyorum. Bir inağımızın ismi Manusa'ydı, onu hiç unutmam. Duman renkli Manusa'ydı ismi. 3-4 tane vardı herhalde, onu hatırlamayın. Yaylayı da söyleyeyim sana. Yaylaya buradan hekim suyundan binerdik. Şimdi on oradan tere başına giderdik. Tere başından o virajlardan çıkardık. Çumavank'tan yaylaya girerdik. Oradan dönerdik. Kaymakamın evi vardı. Kaymakamın uşağı da Şahmeran'ıydı ismi. O da aklımdaydı. Bizim evimiz çamenin altındaydı. 2 tane, 3 tane orada bakkal vardı. Yanında da mezarlık vardı. Onu da hatırlayırım. Burada yayladan gelirken orada peynir yakan hep kodiler yakan bana. Tere başından başına geldik mi herkes inerdi. Ben inmezdim. Bak çocuğudum. Çok yani heyecanlı gelirdim. Ya. Böyle araba nasıl gidiyor böyle düştü düşecek. Ben hiç inmezdim arabadan. Ben tere başına kadar araba, kamyonun üstünde gelirdim. İnmezdim. Çırıkman vardı. Çırıkmanın arabası. Dur. Bir tane daha adamın arabası vardı. Çırıkman aklımda da. Çırıkman. He, Çırıkman idi.
Onunla gel oradan. Bir tane daha vardı ama onu unuttum. Selamın biri oydu. Kamyonla gider gel oradan. Tüğün ablamın düğününü hatırlıyorum. Ablam, ben o zaman kaç yaşındaydım, bu aklımda kalmadı. Çok kalabalığıydı bizim ev. Kar yağış, ablam çarşaf giydi, onu hatırlıyorum. Çarşaf giydi. Çıktı, giderken babam ağlaydı. O da aklımda. Dedim, baba niye ağlıyorsun? Dedi ki, ablam bıraktı gitti beni. Sen de bırak, bu gideceksin. Dedim, yok baba, ben çirkinim, beni kimse almaz. Her zaman derdi yani babam. Rahmetli Mustafa Emice Çanferun Sezai'nin babası. Giderdi gurbede. Biz hani onlarda çok dururduk. Ayşe kız kardeşi vardı, biz hep komşuyduk. O gurbetten geldiğim hep onlarda dururduk. Rahmetli Rabia hala Sırıkdalar ya vardı. Hiç yollamazdılar bizi, onlarda çok dururduk. Şeyin öldüğü zaman da rahmetli Feddin Efendi, Hasan Efendi'nin babası. Onu da hatırlarım. Böyle çok kar yağış, karanlık. Gittik oraya, anam, ablam, ben ufadım o zaman. Orada kaybolduk. Gene bir yere gittik, Naciye ile beraber. Naciye Ayan, o da arkadaşımydı. İbrahim Ayan'ın kız kardeşi. Ondan sonra ablam buldu, aldı beni orada. Gece hep lüksler yanaydı orada, cenazesinde. Hasta olduğunu da hatırlarım. O dede kadar çok güzel, böyle sakalli. Giderdik oraya, böyle bir ipriği vardı. O ana ona abdest aldıracak. Derdi bize, çocuklar çıkın dışarı, dede abdest alacak. Onları hep hatırlayırım. Çok güzel bir dede kaydı. Allah mekanını cennet etsin onu da. Ha, bayramda da Neriman arkadaşım idi. Aynı okul arkadaşıydık. Bayramda onların evine giderdik. Orada biz yemek yerdik. Onlar köyün zenginiydi. Orada pilav yerdik, sütlaç, komposta. Neyse çok güzel. Bir de o kıymet hala böyle büyük tekne olur. İçinde tatiller yapardı. Oraya giderdik Neriman ile. Doyana kadar yerdim. Bayram namazdan çıkanlara yemek verirdiler. Heh. Onlar da bütün köy onlarda yerdi. Bir tane daha diyeyim. Bir tane minibüs yuvarlandı dere başında. Evet, o zaman 12 kişi mi ne öldü orada. Emin Körüm vardı. Onun karısı o kazada öldü. O kazada öldü. Kucağında körbe çocuk var idi. Minibüs uçurumdan aşağı düşünce o kundaktan attı o çocuğu. Bir ağaca o asildi. Ertesi gün onları aramaya gidenler onu aldılar. O çocuğun ismi Cevahir'dir şimdi. Şimdi o Cevahir babası destan yazdı anasına Emin. Emin de babasının ismi. Cevahir seni nasıl arıyor? Gözlerinden kanlı yaşlar akıyor. Anası yok diye bana bakıyor. Yıldırdım yarım dere başında. O kadar kaldı aklımda. Üçe kadar burada okudum. Lazgiran'dır oraya. Okuduğumuz okul Lazgiran derdiler oraya. Üçte karneyi aldık, dörde de geçmişiz. Demek ki okullar kapandı, öyle gittik. Öyle ya. Burada heyelan oldu. İşte Kırıkan'a gittik. Anam çok ağladı. Bir akşam bacanda yattık. Oradan Sarmaç'tan bindik. 9 yaşına gittim. Ki düşün hatırlayın. Ahmet Özdil, Hacı Hasan Efendi, üç ev gittik Kırıkan'a. Bir kamyonda gittik. İneklerimiz, hayvanlarımız önde, biz arkada. Yani hepsini hatırlarım onların. Kaç günde gittik, buradan gündüz çıktık. Her halde ertesi sabah orada olduk, yanılmayız. Ertesi sabah. Oraya gittik, işte ne, kimseyi tanımazsın, kimseyi bilmezsin. Yabancısın orada. Oradan güzel, hep bizim komşularımız, bizim arkadaşlarımız. Hepsi güzel. Orada çok güzel yaşadık. Komşularımız Mustafa Ayal var idi. Tadar derdiler onlara. Onun aşağısında Aslıhan hala var idi. Ergen. Mustafa Ergen vardı. Hep öldüler hepsi. Onun aşağısında Hacı Mahmut Ayan. Alay Tiryaki, Ahmet Özdaş. Ondan sonra Ahmet İşçi. Ferşat Bayraktar, Kamil Bayraktar. Şaban Ayan. Onlar dolu mahallede. Hepsi iyiydi. Hepsi güzel. Orada çocukluğumuz güzel geçti orada. Evet. Çocukluğum çok sıcaktı ama. Üf, yanardık sıcaktan. Yok, babam rahmetli vermedi okula. Mahallede okul yoktu. Tanımadığı yere yollamadı. Sonra mahallede okul açıldı. Göndermedi beni de. Ben okusaydım neler yapardım ama. Okutmadı beni babam rahmetli. Allah mekanını cennet eylesin. Evliliğe de 20 yaşındaydım. Maraş'ın kazasından Elbistanlı. Eşim Hüseyin Darendeli. Güzel bir evliliğimiz oldu. 35 sene. Kırıkan'da. Onlar da bizim mahallede kirada otururdu.
Ben bir gün pazara gittim, cumartesi pazarına. Onun rahmetli anası da pazardan gelirken onun çantasını ben tuttum. Eve kadar kedirdim onu. Tanımam bilmem. O şey yaptı, istedi yani. Onun istekle tanıştık. Güzel hayatımız oldu. Kedi olmadı. Allah rahmet eylesin. 15 sene oldu işte. 55 yaşında öldü. Allah bu dünya yaratmasın inşallah. Eşim sağcıydı. Sağcı Hüseyin derdiler ona. Hiçbir yerde çalışmadım. Çok gelen giden olurdu. Büyük eviydi ya. Kayınbağım sağydı. Allah rahmet eylesin. Kayınlarım hepsini inşallah. Kabirleri nur olsun. Çok gelenimiz gidenimiz olurdu. Elbistan. Elbistan. Giderdik. Sen her sene giderdik. Benim büyük kız Bursa'da o gündü. Her sene 10 gün giderdik Bursa'ya, Dadil'e. Çok güzel gezdik yani. Allah rahmet eylesin. Buradan gittikten sonra ben buraya hiç dönüş yapamadım. Çünkü eşim yabancıydı. Ben sonra çocuklarım oldu. Onları okuttuk. Onları evlendirdik. Yani gelemedim. Ama şimdi geldim, çok güzel oldu yani. 60 sene gelmedim buraya. Çok değişti bura, ne bileyim. Bir yeri tanımadım. Yani aklımda kalanlarla bura hiç alakası yok. Heyecanlandım tabii. Trabzon'u geçtikten sonra daha kafamı koltuğa koymadım. Bakaydım sağa sola. Koymaz mıyım? Olursa. Nasip olursa inşallah her sene gelmeyi düşünüyorum. Nasip olursa tabii. Sağ kalırsa tabii. Tabii sağlam iken gelsem daha iyiydi şimdi ayakları tabii. Daha çok gezerdim. İşte kısmet. Her şey kısmet diyor. Hayattan ne öğrendim? Ne öğrendim? Ne öğrendim? İnsanlar çok ikiyüzlü. İnsanlar çok sahtekar, çok ikiyüzlü. Herkes çıkarında. Yani birine iyilik yap, arkasından kötülük bekliyorsun da. Ama ben Allah için ne yaptıysam yaptım. Helal olsun. Güzel olsunlar, Müslüman olsunlar, güzel yaşasınlar. Ondan sonra karı koca birbirini üzmesin, kırmasın. Ne bileyim, çok güzel yaşasınlar. Yani hayat çok kısa. Güzel yaşanması için karı koca çok güzel anlaşacak. Yani o onun dediğini yapacak, o onunkini yapacak. Kadınlar biraz daha, bir tık daha aşağıdan yani gidecek. Çünkü yani aslında yani çok güzel anlaşmaları için hepsinin fikirleri bir olacak ama kadınlar biraz daha yani senin dediğin Az. olursa, benim dediğim olursa bu iş yürümez. Biri biraz alt kalacak. Üç kız, bir oğlan, hepsinden memnunum. Allah razı olsun. Hepsi güzel. Anam çok güzel bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. Anam Hulaliydi. Güzel bir insandı anam. Sabırlı, dindar. Mekanı cennet olsun. Ya şimdi ben burada doğdum büyüdüm ama ben Kırıkhan'ı biliyorum. Kırıkhanlı da değilim de orayı biliyorum, bilmem. Burayı da severim ama orada büyüdüm ben. Ha, çoğun ev 9 sene burada geçti. Tabi burada çok güzeldi. İnsanlarımız çok güzel, hepsi bir arada. Ama orayı ne bileyim, daha başka. Tabi orada geçti hayat. Babam bir iki üç sefer geldiler işte, fındık yaktılar. Çok da gelmedi. 2-3 sefer geldiler rahmetli anamıyla. Koptuk tabi. Zaten anamın tarafından kimse yok. Anam Holali, hepsi ölmüş. Babam tarafında zaten hiç kimse yok. Bir tane o Süleyman var o da. Hiç gelmedi gitmedi yani. Tamam. Son sözlerini alalım. Allah herkese iyi yatsın. Ne diyelim? Peki, teşekkür ediyoruz sana da. Bir şey değil Allah'ım. Herkese iyi yatsın inşallah. Geliyoruz canım. Bir dakika durun. Geliyoruz bir tanem. Geliyoruz. Canım benim, geliyoruz. Tanımadım ki. Şimdi ağladım ya, gözlerim de şey yaptı. Ben herkese canım diye hitap ediyorum. Kötülük yapmam. Kimseye kötülük. Herkesi severim. İnsan ayrımı hiç yapmam. Kürt, Türk, Laz hiç fark etmez. İnsan olsun yeter ki. Ben herkesiyle geçinirim. Anlaşamadığım insan kesinlikle yok. Benim yaşlarım hep kızımın, çocuklarımın yaşlıları. Onlarla ben arkadaşlık yapayım. Gelirler bana, giderler. Bunun sürü ne bileyim, sevdiğim için herhalde. Yavaş yavaş para gamiden içeri girdi mi gelir yanına, merak etme. Tamam mı? Gidelim mi? Tamam mı? Bırakalım mı? Ne sen bilirsin. Tamam, kapattık onu. Tamam canım. Hadi Allah'a emanet olun. Hey, ha, mikrofonu da alayım senden. Ben nasıl kalkacağım ola şimdi? Otur, önce otur, önce otur. Ya Allah. Şimdi beni kaldır taşıyacağım.